Sizle birlikteliğin, bu anlamlı buluşmanın başta İzmir'imize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabii bugün burada spor dostları var, spora gönül verenler var. Sivil toplum olarak, kamu olarak, siyaset olarak, yerel yönetim olarak sporu seven, spora ilgi duyan, spor için çalışan insanlar var, dostlar var. Ve bununla birlikte ay yıldızımızı, şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandırma mücadelesi veren sporcularımız var. Olimpik sporcularımız var, paralimpik yıldızlar var. Ben her bir sporcumuzu, her bir yıldızımızı, şampiyonumuzu gönülden selamlıyorum. Gençler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii İzmir özel bir şehir. Sadece spor alanında değil, her alanda marka bir şehir. Ama İzmir'in özellikle sadece kendisi için değil, sadece Ege için değil, Türkiye için önemli bir spor markası olduğunu hepimiz biliyoruz. İzmir'den yetişen gençlerin tabii ki sadece futbolda değil, futbolda çok önemli bir marka. Bununla birlikte atletizmden jimnastiğe, jimnastikten yüzmeye, judoya, tekvandoya kadar her alanda spor kimliğinin inşasında çok ama çok büyük katkıları var. Ve tabii ki ülkemizin bu anlamdaki sportif gelişiminde İzmir'in sporcularının çok önemli etkileri var. İzmir'in spor kulüpleri, İzmir'in yetiştirdiği sporcular, şampiyonlar sadece İzmir'in değil, Türk sporumuzun da marka değerini büyüten sporcular, büyüten kulüpler. İşte bugün hep birlikte Türkiye'nin spor geleceğine yön verme noktasında, İzmir'imizin spor yarınlarını güçlendirme noktasında bir araya geldik. Ve tabii ki Türkiye'nin spor kültürünü güçlendirmek, spor kültürünü derin bir şekilde, daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak amacıyla hep birlikte sorumluluklar üstlendik. O yüzden bugünkü bu birliktelik sadece bir etkinlik değildir. Aynı zamanda spor dünyasında nasıl bir geleceği hedeflediğimiz, nasıl bir vizyonu paylaştığımızın da göstergesidir. Değerli dostlar, sevgili gençler, sporcular, hepimiz biliyoruz. Spor denildiğinde aklımıza ilk olarak fiziksel bir aktivite geliyor. Bir yarışma geliyor, müsabaka geliyor. Tabii ki sadece bu tanımlamayla sporu değerlendirdiğimizde ne yaparız? Eksik bir tanımlama yapmış oluruz. Spor nedir? Aynı zamanda bir eğitimdir. Geliştiren, iyileştiren, gençlerimize, spor yapanlara ahlaki değerleri öğreten, centilmenliği ve dayanışmayı, birlikteliği öğreten bir eğitim sürecidir spor. Spor bir yaşam biçimidir. Fiziksel olarak, ruhsal olarak ve sosyal olarak bizleri daha güçlü kılan bir hayat tarzıdır spor. Spor bir bilimdir. Yeni araştırmalarla, yeni bulgularla, yeni verilerle ne yapar? Sürekli geliştirilir, iyileştirilir. Spor bir ekonomidir. İzleyicisiyle, sporcusuyla, sponsorlarıyla, doğrudan ya da dolaylı gelirleriyle, teknolojisiyle, medyasıyla, finansmanıyla, altyapısıyla sürekli büyür, gelişir ve ülkeler için önemli rekabet unsurlarından biri olur. Evet, spor aynı zamanda bir diplomasidir. Uluslararası ilişkilerde bir yumuşak güçtür. Diyaloğu, empatiyi ortaya koyma açısından, krizleri zaman zaman aşma açısından önemli bir güçtür, unsurdur. Dolayısıyla spor kültürüne sahip bir ülkenin bu saydığım tüm alanlarda ne yapması gerekir? Güçlü ama çok güçlü olması gerekir. Tabii ki günümüzde tüm bu parametrelerin
birbirine eklemlendiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Tabii ki spor sadece birkaç unsurla başarıyı getirmez. Sadece finansal güçle ne yapamazsınız? Madalya kazanamazsınız. Sadece büyük sponsorlarla ne yapamazsınız? Şampiyonluklar kazanamazsınız. Evvela hayat tarzınızı, yaşam biçiminizi, kültürünüzü spor odaklı bir şekilde ne yapmanız gerekiyor? Düzenlemeniz gerekiyor. İşte formülümüzün sabit unsurunun yaşam biçimi olarak, hayat anlayışı olarak, kültür olarak spor olması gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum. Nüfusunuzun tamamını, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle, tüm bireyleri spora erişim noktasında en yüksek derecede o erişilirliği sağlamanız gerekiyor. Ve tabii ki yetenekli insanları, gençleri bilimsel metotlarla keşfetmeniz gerekiyor. Tabii paydaşlar arasında özellikle üniversitelerin bu anlamda çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim bu süreçlerde değerli başkanım, İzmir'deki akademiyi de bu süreçlere daha güçlü şekilde katmamız gerekiyor. Çünkü birbirinden değerli üniversitelerimiz var, birbirinden kıymetli akademisyenlerimiz var. Bu güçlü altyapının da hem İzmir'imizdeki sporun gelişimi hem de ülkemizdeki spor yürüyüşü açısından önemli olduğunun bu vesileyle altını çizmek istiyorum. Gençleri keşfedeceksiniz. O gençleri güçlü bir altyapıyla, modern imkanlarla ve tabii ki en güncel yöntemlerle küresel rekabete hazırlama noktasında beceriler geliştireceksiniz. Profesyonel sporcunuzu tabii ki ihtiyacı olan her alanda destekleme imkanınız olacak. Onu spordan soğutabilecek, o noktada onu motivasyonunu, moralini kırabilecek etkenlere evet, karşı yapmanız gerekiyor. Sayın Mehmet Muharrem, Doktor Mehmet Muharrem Kasabalı, Adalet ve Kalkınma Partisi Marisa Milletvekili. Tabii şu kare biraz kalsana sevgili yönetmenim. Şu o kadar önemli bir şey ki, mesela biraz siyaset okuması olan, ben öyle birisi değilim ama en azından bir seçmenim. Abi bak, bir spor bakanı konuşuyor eski, şu anda aktif milletvekili ve İzmir Belediyesi yazıyor. Yani dünyanın herhangi birinde bu haber olmaz değil mi? Evet. Burada dikkat çekti. Yani bu sporun da birleştiricini gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten yani dünyanın herhangi bir yerinde hiç kimse konuşan insanın kim olduğuyla, altta da ne belediyesi yazdığıyla ilgilenmez. Ama biz de ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Niye? Aa bak güzel, spor birleştirici falan diyoruz. Bu anlamda da Sayın Kasaboğlu'na bir kere daha teşekkür ediyoruz. Çünkü etkinliği, organizasyonu İzmir Belediyesi yapıyor. O benim görüşüm. Bilmiyorum sizler iştirak eder misiniz?